Merhabalar efendim. Bugünkü sorumuz İmam Buhari hakkındaki eleştiriler haklı mı, haksız mı? İmam Buhari hakkında kitabı El-Cami'l-Sahih, Buhari'nin Sahih'i diye meşhur olmuş, sahih hadisleri toplayan en önemli kitaplardan birisi. Bu kitap hakkında bir takım eleştiriler yapılıyor son günlerde. Bunlar gerekçesi nedir? İmam Buhari hakkındaki eleştirilerin, sahih hakkındaki eleştirilerin haklılık payı var mıdır? Her şeyden önce şunu belirtmemiz gerekir ki, alimler, din alimleri, teologlar, ilahiyatçılar yeni bir din kurmakla vazifeli insanlar değildir. Din alimlerin vazifesi, dinin kurucusu olan Hazreti Muhammed'in getirdiği vahyi ve o vahyi yorumlayan sünneti, onun hadislerini anlamak, kendi içinde bulundukları şartlar çerçevesinde yorumlamak ve insanlarla o Hazreti Peygamber arasında adeta bir köprü olmaktır. Bunun için alimlerin, peygamberlerin mirasçısı olduğu, peygamberin mirasçısı olduğu ifade edilir. Farklı bir din kurmak isteyen insanlar kurarlar. Yani mesela peygamberi de kabul eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul eden bir peygamberdir. Fakat ona vahiy geldiği gibi bana da vahiy geliyor, ben de bir din kurmak istiyorum diyen insanlar hem Hazreti Peygamber Efendimiz'in döneminde çıkmış hem daha sonraki dönemlerde çıkmış. Her zaman bu tür insanlar ortaya çıkmış. Bir ilahiyatçının, din adamının vazifesi, tekrar ediyorum, yeni bir din kurmak değil, dini anlama ve yorumlamaktır. Dini anlama ve yorumlama ve taşıma, bugüne taşıma, kendi içinde yaşadığı döneme taşıma da dinin temel kaynaklarına sahih bir şekilde, sıhhatli bir şekilde, doğru bir şekilde ulaşma ve onları yeni nesillere, kendi muhatap olduğu kitlelere aktarmakla olur. İki türlü tehlike var. Birincisi şu, Peygamber Efendimiz'in söylemediği sözleri ona söyletmek suretiyle, mevzu, uydurma, zayıf bir takım rivayetleri, kimin uydurduğu belli olmayan rivayetleri boca edip vaazın, hutbenin ya da işte yazdığımız kitapların içerisine peygamberin o saf, duru, berrak pınarını, oradan gelen pınarı bulandırmak da o dinin peygamberine karşı yapılmış bir ihanettir. Bunlar bize hiçbir şekilde doğru bir şekilde gelmemiş, intikal etmemiş, peygamberden sonraki dönemde uydurulmuş ya da peygamberden sonraki dönemde Hazreti Peygamber'in hadislerini toplayan kitaplar daha sonraki nesillere intikal etmemiş, doğru intikal etmemiş, içine başka bir takım yalan yanlış bilgiler karışmış demek ya da hepsini bilme imkanına sahip değiliz. Peygamberin söylediği şeylerin kendi genel çerçevesinde bilme imkanına sahip değiliz. Onun için peygamberin sözleri bizim için bir delil olmaz demek. Ya da peygamber yalnızca Kur'an'la sorumludur. Kur'an'ı tebliğle sorumludur. Onun hayatı bizim için bir mana ifade etmez demek. Yani peygamberin insanlar için bir üsve-i hasene olduğunu dolaylı olarak reddetmek. Yani doğrudan bir kısmı hayır o delil değildir. Yalnızca peygamber Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran bir taşıyıcıdır, vahyi taşıyıcıdır. Bunun dışında bir misyonu, bir vazifesi yoktur demek. Ya da işte peygamberin bilgilerinin, yani onun hayatını kayıt altına alan bilgilerin, hadis bilgilerinin bugüne sıhhatli bir şekilde, bize örnek olacak şekilde aktarılmadığını ifade ederek onun örnekliğini, onun insanlar için ifade ettiği manayı sıfırlamak, bunun yerine Kur'an'ı anlama, yorumlamada kendini bir otorite kabul edip ya da geçmişteki bir takım akımlar, bir takım mistik inanışlar, arkaik İran ya da farklı kültürlerden gelen, taşınan inançları yeniden ortaya çıkarmak, hortlatmak için adeta bir alan temizliği yapmak, peygamberi etkisiz hale getirmek için peygamberin hadislerini taşıyan insanlara karşı tenkitler, eleştiriler ortaya koymak, şüphe uyandırmak,
En azından insanların zihinlerini karıştırmaya çalışmak, böylece insanların zihninde bir kuşku meydana getirip, kuşkulu olan bir şey din olmaz, kuşkusuz olmalı, kuşku duyulmayacak şekilde aktarılmış olmalı gibi bir düşünceden hareketle peygamberin vahyini, sünnetini, onun hayatı boyunca yaptığı mücadeleyi bir tarafa bırakarak, onu dikkate almayarak yeniden din hakkında konuşma yetkisini kazanma, elde etme gibi bir takım düşünceler, farklı düşünceler. Bunların her biri her iddia sahibinde bulunmayabilir ama parça parça bu zikrettiğim iddiaların farklı kesimler tarafından dile getirildiğini görüyoruz. O zaman bize düşen şu, peygamberin hadislerini bize intikal ettiren en önemli şahsiyetlerden bir tanesi kimdir? İmam Buhari'dir. İmam Buhari peygamberin vefatından 184 yıl sonra doğmuş, 10 yaşlarında yani 204 yılında hadis tahsiline başlamış. Daha sonra hayatı boyunca 256'da vefat edinceye kadar hadis tahsiliyle meşgul olmuş. 52-53 yıl civarında bir ilim hayatı olmuş. Bunun neticesinde bir kitap yazmış. Başka kitapları da var ama en önemli kitabı El-Cami'ü Sahih. Bu kitapta, bu metinde 4000 civarında tekrarları çıkardığımız zaman hadis var. 3700 ya da 3800 civarında bab başlığı altında, 4000'e yakın bab başlığı altında 4000 tane hadisi, bazılarını bir defa, bazılarını iki defa tekrar edip ortalama 2-2,5 defa tekrar etmek suretiyle bir kitap, özet bir kitap kaleme almış. Çünkü Ahmet bin Hanbel'in kitabında bunun çok daha fazlası var. Yani 3 misli, 4 misli büyük, hatta daha büyük mühendislerin yazdığı kitaplar var. Ama bunlar günümüze intikal etmemiş. Çünkü o dönemdeki yazma imkanları, kütüphane imkanları, daha büyük hacimli kitapları intikal ettirmek için, korumak, muhafaza etmek için uygun değil. İmam Buhari kendisinden önce Ahmet bin Hanbel 28 bin hadis yaklaşık ihtiva eden bir kitap kaleme almış. 241'de vefat ediyor. Ahmet bin Hanbel ve diğer muhaddislerin kaleme aldıkları bu geniş hacimli eserlerden daha farklı, daha özet fakat yalnızca sahih hadisleri yani sıhhati kesin olan hadisleri, peygamberin söylediği kesin olan hadisleri toplayan bir hadis kitabı kaleme almış. Şimdi İmam Şafii'nin müsnedi var. Yani hadislerini, rivayet hadislerini, bir hadis kitabı var diyelim. İmam Malik'in El-Muvatta isimli bir hadis kitabı var. Ahmet bin Hanbel'in de yine mezhep imamlarından müstakil bir kitabı var. Hanefilerin de hem Ebu Hanife'nin müsnedleri var. Bir tane değil, birkaç tane müsnedi var. Yani hadislerini toplayan bir kitap var. Hem de Ebu Hanife'nin yakın talebeleri İmam Muhammed'in ve Ebu Yusuf'un Kitab-ül Asar isimli kitapları var. Yani her mezhebin aslında kendi mezhep imamlarının kaleme aldığı hadis kitapları var. Ya da söylediği, rivayet ettiği, naklettiği hadis kitapları var. Fakat bütün bu kitapları, yani İmam Şafii'nin kitabını, Hanefilerin yazdığı hadis kitaplarını, hatta İmam Malik'in El-Muvatta adlı eserini ve Ahmet bin Hanbel'in o geniş hacimli, muhteşem El-Müsned'ini gölgede bırakmış, Hanbelisi, Şafiisi, işte Hanefisi kim varsa himmetini, gayretini adeta Buhari'yi anlamaya, Buhari'yi şerh etmeye, açıklamaya adeta sarf etmiş. Bu kadar insanları kendinde toplamış bir kitap. Herhangi bir mezhebe mensup değil. Kendisinin hatta müstakil bir mezhep sahibi olduğu ifade edilir. Fakat onun önemi fıkhi görüşlerinde değil, onun önemi hadisleri kritikte, hadisleri seçmede gösterdiği hassasiyette. Hatta kendisi 30'lu yaşlarında, 30-35 yaşında kitabını tamamlar. Kitabını tamamladıktan sonra yaşayan büyük muhaddisler, kendi döneminde Ahmet bin Hanbel gibi, Ali bin Medini gibi, İshak bin Rahüye gibi bunlara takdim eder. Onlar da beğenirler, istihsan ederler. Çok muhteşem bir kitap olduğunu ifade ederler. Kendi talebelerine de kitabı okutur.
90 bin civarında insan İmam Buhari'nin kitabını İmam Buhari'den bizatihi dinler. Özellikle kendi memleketine, yani Horasan ve Nişabur tarafına gittiği zaman o bölgelerde kitabını rivayet eder. O kadar ünlüdür ki sultan sarayına çağırır, gel bizim sarayımızda kitabını oku diye teklifte bulunur. Bunu asla kabul etmez. Bunu kabul etmediğinden dolayı da adeta takibe maruz bırakılır. Şehirden çıkmak zorunda kalır. Şehirden, kendi şehrinden uzaklaştırılır. Sultanın sarayına gitmediğinden dolayı. Çok ünlüdür. Herkesin dikkatini çeken bir insan. Sohba adeta böyle bütün çevredeki zeki insanların dikkatini kendi üzerine çekmiştir. Yazdığı kitap o kadar etkili olmuştur ki kendi dönemindeki İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Davud gibi müellifler onun kitabından etkilenmişler. Kitabını bir model olarak almışlar. Bazıları kitabını muhteva olarak, bazıları da kitabındaki hadisleri bir referans olarak alıp İmam Buhari'nin döneminde kendi kitabını İmam Buhari'nin kitabıyla mukayese ederek telif etmişler. Hatta denilebilir ki Kütübistan'ın diğer eserleri, az önce isimlerini saydığım Tirmizi, Müslim ve diğerleri İmam Buhari'nin kitabını dikkate alarak, yani onun almadığı hadisleri ya da onun aldığı hadislerin farklı varyantlarını kitaplarına almaya dikkat etmişler. Kendi döneminde daha bir şöhret kazanmış. Bu şöhret o kadar büyümüş ki 90 bin civarında talebe hadislerini dinlemiş, hadislerinden istifade etmiş. Bu kitap, yani El-Cami'us Sahih, özet bir kitap dedik. Bu kitabı Firebri isimli bir talebesi 246 yılında Firebr şehrinde, 253'te de muhtemelen, yani vefatından işte 3 sene kadar önce Buhara'da İmam Buhari'den bizatihi dinlemiş. Yani bir dinliyor, kitap zaten elinde var, kitap popüler olduğu için yazılıyor, çoğaltılıyor, satılıyor. Fakat satılan kitaplar, yani yazarların ya da katiplerin çoğaltıp insanlara sattığı kitaplar, insanlar için bir kitap, o dönemdeki gelenekte kitapların nakledilmesi için yeterli değil. Ne yapılması gerekiyor? Buhari'den bizatihi dinlenmesi gerekiyor. Ellerinde kitaplarla gelip İmam Buhari'nin meclisinde kendi nüshalarını tasdik ediyorlar, düzeltiyorlar ve bu insan, 90 bin insanın içerisinde en dikkat çekici isimlerden bir tanesi Firebri, iki defa, yani birincisinde bu düzeltmeyi yaptıktan sonra aradan işte 6-7 sene geçtikten sonra yeniden Buhara'ya, İmam Buhari'nin yanına gider, tekrar dinler, tekrar tasihleri yapar ve Firebri'yi en son dinleyenlerden birisi olduğu için o meşhur olur. Daha sonraki dönemlerde rivayet etmeye devam eder. Yani hayatını İmam Firebri, büyük bir muhaddis, alim, dilci, hayatını Buhari'nin kitabını diğer insanlara anlatmaya, aktarmaya adamıştır desek mübalağa olmaz. O kitabın ravisi olarak meşhur olmuştur. Yalnızca o cihetiyle parlamış, önemli bir şahsiyet. Hayatını bu işe adamış. İmam Buhari'nin vefatından yaklaşık 256 vefatı, 320'de de Firebri vefat etmiş. Böyle baktığımız zaman 64 yıl kadar yaşamış İmam Buhari'nin vefatından sonra ve İmam Buhari'den sonra, yani 213'lü yıllarda, 212'li yıllarda birçok kişiye, daha sonraki dönemlerdeki Buhari rivayet eden insanların, kitabı rivayet eden insanların kitaplarının kaynağı olan birçok kişiye kitabını rivayet etmiş. Bunların arasında farklı gruplardan, farklı bölgelerden insanlar var. İşte bunlar dağılmış farklı farklı beldelere. Daha sonra bakıyoruz ki işte Ebu Zer el-Herevi gelmiş birkaç asır sonra. Yine aynı silsile halinde devam ediyor. Kitaplar muhakkak hocadan okunuyor. Okunduktan sonra kitabın arkasına sema kaydı düşülüyor. Yani ben bu kitabı falan tarihte filandan okudum. Hoca da altına adeta bir imza atıyor. Evet, bu benden bu kitabı okudu diye onaylıyor. İşte bu sema kayıtlarıyla ve rivayetler silsile halinde devam ettiriliyor sonraki dönemlere. Şimdi diyeceksiniz ki neden sema kayıtlarına ihtiyaç var? Şundan, ben eşime, burada yıllık biletler var, yıllık bilet almak için bilet satılan yere gittim. Dedim ki eşimin tekrar buraya gelebilmesi için bilet alması gerekiyor.
o ihtiyaç olmasın diye yıllık bileti ben gidip kendim bizatihi alım dedim. Ve eşimin kimlik kartını, işte kendi banka kartımı aldım, fotoğrafını aldım, götürdüm. Oradaki memur hayır dedi, kendisi gelmesi gerekir. Neden kendisi gelmesi gerekir? Yani ben parayı peşin ödeyeceğim dedim. Parayı peşin ödeyeceğim, resim var, her şey var. Hayır, kendisi gelmesi, kendisinin yapması gerekir bu işlemi dedi. Yani belgeler, kağıtlar bir yere kadar bir mana ifade ediyor fakat esas sahtekarlığı engellemenin en önemli yolu nedir? Şahıs üzerinden, yani gerçekten böyle bir insan var mı, böyle bir alim var mı? Onun üzerinden belgeyi, yani kağıdı ne yapmaktır? Garanti altına almaktır. Yani herhangi bir şekilde bir kitabı bir yerde buldunuz diyelim. Bu kitabın kimin tarafından yazıldığı, çünkü her yazma kitap tek bir kitaptır. Üniktir, yani tek bir nüshadır ve bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. O yazarın o kitaba ne eklediği, ne çıkardığını bilme imkanına sahip değilsiniz. Mesela diyelim ki Aristo'nun kitaplarını topluyorsunuz, basıyorsunuz, yayınlıyorsunuz. İşte bugün biz Sokrat'ın falan kitabı, Aristo'nun falan kitabı diye bazı kitaplar okuyoruz. Bu kitaplar nasıl bize intikal etmiştir diye baktığınız zaman Aristo'dan işte 100 yıl sonra, belki 150 yıl sonra Aristo'nun kitapları bir Aristo mektebinin takip eden birisi tarafından listesi hazırlanmış. Şu kitap, bu kitap, başlıklar ifade edilmiş. Daha sonraki yıllarda işte çeşitli manastırlarda, hatta İslam ülkelerinde, İslam ülkelerinin kütüphanelerinde bulunan kitaplar 15. 16. yüzyıldan sonra basılmaya, yayınlanmaya başlamış. Bu kitapların geriye doğru gidildiği zaman çok eski olmadığını, yani 12. yüzyıldan itibaren tarihlendirildiğini, hatta çok az nüshanın belki o tarihlere ait bulunabileceğini, yazma nüshanın bulunabileceğini unutmamak gerekiyor. Peki bir yazma bulduğunuz yazma bir eserde nereden bileceksiniz? Birisi bir başka bir papaz ya da bir yazar oraya bir şey eklemiş olabilir. Nitekim bunun örnekleri var. İşte Batı'da kitaplar popüler olunca insanlar müzeler, Aristo'nun eski Yunan yazarlarının kitaplarına kıymet vermeye başlayınca listelerde ismi geçen fakat bilinmeyen kitapları bazı Yunanlı iyi yazarlar, kaliteli yazarlar yeniden üretmişler. Adeta aynısını yapmışlar. O kadar ustaca yapmışlar ki bunları, yani aslından ayırt etmek mümkün değil. Hatta bunların bir kısmı sanat eseri gibi kabul ediliyor. Yani bir edebi eser olarak kabul ediliyor. Müzelere satmışlar, işte basmışlar, işte bu falanın kitabı, filanın kitabı gibi yayınlamışlar. Yani kontrol etmeniz mümkün değil. Yani İslam ilim geleneği işte bu sahtekarlığı engellemek için. Yani herhangi bir şekilde bir yerde yazılmış bir metin, bu metne herhangi bir şeyler eklenebilir, çıkartılabilir. Bunu engellemek için kitapların da rivayeti dediğimiz, kitapların isnat silsilesi dediğimiz bir gelenek oluşturmuş. Bu geleneğe göre bir kitap bu okuyabilmek ve rivayet edebilmek için o kitabın yazarından, yazarı vefat ettiğinden sonra kendi döneminizde yaşayan kişi, kimse, hoca kimse, o silsile halinde yazara kadar ulaşan silsiledeki bir yazardan, bir raviden, bir aktarıcıdan okumanız ve imzalatmanız gerekiyor. Onay almanız gerekiyor. Yani Firebri'den diyelim ki bir başkası. Mesela Firebri'nin talebelerinden Müstemli, Firebri'den kitabı dinlediyse hangi tarihte dinlediğini söylemeli, belirtmeli. Yazdığı kitabın arkasına onu kayıt düşmeli. Müstemli diyor ki, işte ben 314 yılında Firebri'den falan yerde bu kitabı dinledim diyor. Daha sonra Müstemli'den bir başkasına intikal ediyor. Bu yüzyıllar boyunca silsile haline devam ediyor. Daha sonra tabii çok farklı rivayetler, raviler tarafından rivayet edildiği için rivayetler çoğalıyor. İşte 4. asırda çıkıyor bir alim, Ebu Zer el-Herevi, bu nüshaları karşılaştırıyor, elindeki 5 nüshayı, 4 nüshayı karşılaştırıyor. Nüsha karşılaştırması yaparak, yani modern manada edisyon kritik yaparak kitabın en sahih, en doğru, hatasız yazılmış bir nüshasına ulaşmaya çalışıyor. Daha sonra bu kitap, yani Ebu Zer'in kitabı rivayet edilmeye başlanıyor. Bu şekilde asırlar içerisinde devam ediyor. Mesela Sarani isimli
bir muhaddis Lahor'da, yani şimdiki Hindistan, Pakistan taraflarında, Lahor'da yaşayan Sagani isimli bir muhaddis Yunani'nin yazdığı nüshayı buluyor. Bu nüshadan istifade ederek, onun tasih ettiği bir nüshadan, onun eliyle düzelttiği nüshadan istifade ederek daha farklı nüshaları da karşılaştırıp kendi nüshasını oluşturuyor. Yani bir edisyon kritik yapıyor ve bu daha sonraki dönemlere intikal ediyor. Sagani'nin nüshası, yani Buhari nüshası Türkiye'deki kütüphanelerde 20 farklı yazma örneği var. Türkiye'deki kütüphanelerde 1500 civarında Buhari nüshası var. Bunların işte 20 tanesi Sagani'nin, çoğunluk itibariyle Firebri'ye ait. Peki Firebri kim? 701 yılında vefat etmiş ünlü bir Hanbeli alimi. Bütün himmetini Buhari'nin kitabını tasihe adamış adeta. Farklı nüshaları toplayarak, kendi dönemine kadar ulaşmış farklı nüshaları toplayarak, yani yine silsile haline ulaşmış farklı nüshaları toplayarak bir kitap kaleme alıyor. Yani bir nüsha kaleme alıyor. Her farklı nüshaya bir işaret koyuyor. Mesela diyelim ki Müstemli nüshasına mim koyuyor, bir başkasına bir başka işaret koyuyor ve böylece kendisi hatasız bir nüsha oluşturmaya çalışıyor. Dil açısından yapılan yazarların yaptığı yazım yanlışlıklarını, imla yanlışlıklarını düzeltiyor, harf yanlışlıklarını düzeltiyor ve çok temiz, çok güzel bir nüsha oluşturuyor. Bir kütüphanesi var. Kendi kütüphanesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için Zehebi, büyük tarihçi, onun kütüphanesinde 2 ay vakit geçirdiğini anlatır. Lübnanlı büyük bir alim Baalebek'ten. Bunun hazırladığı nüsha çok meşhur oluyor çünkü kendi nüshasının nasıl hazırladığını da metodolojisinde anlatan bir kitapçık kaleme alıyor. Aynı şekilde kendi döneminde talebelerinden bir tanesi onun metodunu daha tafsilatlı anlatan, onun tasihlerini, düzeltmelerini, dil açısından tasihlerini daha sistemli bir şekilde anlatan bir kitap kaleme alıyor. Kendi döneminden itibaren meşhur oluyor. Nitekim onun kendi orijinal nüshası muhtemelen ondan hareketle Bulak'ta, Abdülhamit Han döneminde Mısır'da bu kitap basılıyor. Çok dikkatli bir şekilde yayınlanıyor İmam Buhari'nin kitabı. Baktığınız zaman silsile haline geliyor. Kitap edit edilmiş, edisyon kritiği yapılmış. Edisyon kritiği yöntemi ne zaman bulunmuş? Edisyon kritiği yöntemi 19. yüzyılda gelişmiş, ortaya çıkmış, teknikler geliştirilmiş. 18. yüzyıldan itibaren örnekler olmakla birlikte Batı'da 19. yüzyıldan itibaren gelişmiş bir bilim dalı, yeni bir alan. Ama Müslüman alimler 13. miladi asırda bunu yapmışlar. Yani 5 asır önce edisyon kritikler yapmışlar. Çünkü Buhari'nin kitabı çok önemli, çok kıymetli bir kitap. Bu kitap bize dinimizin anlatan, aktaran bir kitap. Yani Yunani öylesine bir adam değil. Hanbelilerin en ünlü isimlerinden birisi. Babası da alim. Bir kütüphanesi var. Ve herkesin tanıdığı bir insan. Herkesin itibar ettiği bir insan. Kitabı, metodolojisi bunlar kaleme alınmış. Fakat adam kalkıyor Yunani'nin kim olduğunu, işte onun hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor. Bir insanın hayatını bir ilme, bir işe adamış. Siz onu kalkıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu hiç kimsedir, hiçbir şey değildir. Burada bir art niyet aramak lazım. Çünkü bir ilmi birikim, hayatını ortaya koymuş insanlar var. Hanbelilerin o dönemde özellikle de hadis kitaplarını toplama rivayette ne kadar hassas oldukları biliniyor. Hadise nasıl baktıkları da biliniyor. Her hadisi din kabul ediyorlar. Din kabul ettikleri için, yani diğer mezheplerde olduğu gibi işte itikatta delil olur olmaz böyle bakmıyor. Yani hadis ne diyorsa hadisteki hüküm geçerlidir. Onu zahirini dikkat alarak uygulamak esastır şeklinde bir yaklaşımları var. Hadisi din olarak gördükleri için çok kıymet veriyorlar ve o hassasiyetle üzerinde duruyorlar. Her hassasiyetin bir İslam tarihi içerisinde bir manası var. Mesela işbirliği. İbnül Hayr el-İşbili diye Endülüs'e gittiğimiz zaman Endülüs'te kendi fehresesini yazmış. Yani hocalarından okuduğu kitapları naklediyor. En başta Muvatta, ondan sonra Buhari'ye geliyor. Ben Buhari diyor falan hocadan 7 defa okudum diyor. Filan hocadan okudum, o da falandan okudu, o da falandan okudu. O işte
İşte Mekke'de Kabe'nin karşısında falan kişiden şu tarihte okudu. O da işte Kabe'de filan kapıda, Kabe'nin işte filan kapısında şu tarihte okudu diye kendi döneminden 700'lü yıllardan geriye doğru Fevri'ye kadar isnat silsilelerini, farklı isnat silsilelerini zikrediyor. Yine Faslı İbn Acibe isimli 13. miladi asırda yaşamış büyük bir sufi var. O da kendi fehresesini yani hocalarının isimlerini yazdığı kitapta Firebri'ye kadar kimden kimlerden okunduğunu anlatan bir silsile bize naklediyor. Yani 7. asırdan sonra da İşbili'den, ondan sonra işte Yunani'den ve Sağani'den ve benzerlerinden sonra da kitaplar yine rivayet yoluyla nakledilmeye devam edildiğini anlıyoruz. Ama zaten buna da gerek yok. İşte birçok 7. asırdan sonra, 7. 8. asırlardan itibaren yazılmış kütüphanelerimizde bir sürü Buhari nüshası var. Fas'ta var, işte Hindistan'da var, Mısır'da, dünyanın her tarafında dağılmış Buhari, onlarca, yüzlerce, binlerce Buhari nüshası var. Bunları karşılaştırma imkanınız var. Zaten bu yazma eserleri karşılaştırdığınız zaman kitabın orijinalliğini anlıyorsunuz. Her yazmanın arkasında da nerede yazıldığı, hangi tarihte yazıldığı, kim tarafından yazıldığı ve kimin rivayet izni verdiği bir sema kaydı içerisinde naklediliyor. Bu da kitapların adeta bir şeyi gibi, kayıt defteri gibi. Farklı kişilerin isimleri de yazarak birbirini şahit göstermek suretiyle alimler kitapların garantisini sağlamış oluyorlar. Yazma eseri. Yazma eseri tek bir eser olmaktan çıkartıp adeta evrenselleştirmiş, o ana halkaya, daireye dahil etmiş oluyorlar. Şimdi yazma eserler diyelim ki işte rivayet edildi, rivayetler, rivayet silsileleri yazma eserlerin bizim için garantisi. Fakat bunun başka garantileri de var, başka yolları da var, doğruluğu tespit etmenin yolları var. Nedir o derseniz? İmam Buhari'nin hemen vefatından sonra Buhari üzerine yapılan çalışmalar başlamış. Yani insanlar kalkmışlar, mesela Buhari'nin hocalarından aynı hadisi. Buhari gitti Şam'da, Şam'ın bir köyünde yaşayan bir sahabenin çocuklarından bir hadis rivayet etti. O köye gidiyor, Buhari'den 100 yıl sonra bir başka muhaddis. Onun o gün yaşayan talebelerinden, yani o kişinin o gün yaşayan talebelerinden aynı hadisi rivayet etmeye çalışıyor. Tabii bu sözlü olarak rivayet edildiği için bazı değişiklikler olabilir. Bunları toplayan kitap kalemi alınıyor. Bunlara müstahreş diyoruz. Buhari'nin tek tek hadisleri bu şekilde tetkik edilmiş oluyor. Farklı farklı müellifler tarafından Buhari üzerine müstahreşler yazılmış. Bu müstahreşler vasıtasıyla Buhari'nin gittim dediği, görüştüm dediği 307 civarında, 307, 309, 310 civarında diyelim. Bazı çünkü Fuat Sezgin eklemeler yapıyor. 310 civarındaki hocanın tek tek beldeleri dolaşılıp onların talebeleri bulunuyor. Bu 310 hocanın rivayet ettiği hadisler ya da onların hocalarının rivayet ettiği hadisler, aynı hadisler nasıl rivayet ediliyor? Bunların kaydı tutuluyor. Yani bunlar öyle bir şey ki yani kaçması mümkün değil. Buhari diyor ki ben falan yerde filan kişiyle görüştüm. Gidiyor 100 yıl sonra muhaddis. O oraya gidiyor, o beldeye gidiyor. Gerçekten orada böyle birisi yaşamış. Onun talebeleri, çocukları bugün o hadisi nasıl rivayet ediyorlarsa alıyor, kaydediyor, kitabına koyuyor ve bugün bunları bizim karşılaştırma imkanımız var. Bu da ne sağlıyor? Mukayese imkanı sağlıyor. Yine aynı dönemde farklı alimler Buhari'nin kitabından iktibaslar yapıyor. Bunları bugün karşılaştırdığımız zaman biz o metinlerin sıhhatini, Buhari'nin de gerçekliğini test etmiş oluyoruz. Aynı şekilde Buhari'nin işte ravileri var diyelim. 1700 civarında kitabında toplam ravi var. Bu ravilerin hayatını anlatan Buhari kimlerden rivayet etti diye kitap yazmış İbn Adi. 296 tane bu kitapta Buhari'nin hocasını tespit etmiş. Daha sonra başkaları birkaç hoca daha eklemiş. Çünkü ihtilaflı olabiliyor zaman zaman. Bazen ismini, bazen künyesini veriyor. Bu künye, bunlardan dolayı farklı isimler aynı kişi olabiliyor da ayrı kişi olarak telakki edilebiliyor. Bunun için farklı sayımlar gerçekleşmiş.
birisi 296 demiş, birisi 309 demiş. İşte daha sonra Fuat Sezgin de sayıyı biraz daha çoğaltıyor. 300 civarında yaklaşık hocası var. Bu hocalarının tek tek isimlerini ve Buhar'da ismi bulunan bütün 1700 ravinin isimlerini toplayan kitaplar kaleme almış. Yani hemen 100 yıl sonra yazılmış bunlar. Buhar'da geçen kelimelerin, yani metinlerde geçen kelimelerin anlamlarını ifade eden Garibül Hadisler, Garibül Hadis-ül Buhari isimli kitaplar kaleme alınmış. Buhari ile Müslim'i cem eden kitaplar kaleme alınmış. 4. asırda oluyor bunlar. Yani Buhari'den hemen 100 yıl sonra olan hadiseler. Daha sonra işte Buhari'nin metni üzerine şerhler kaleme almış. Hatta bir Buhari'nin metnini şerh etmiş. Kelime kelime izah etmiş. Ve daha sonra bunlar böyle bu şekilde devam etmiş. O kadar müthiş bir şöhret kazanıyor ki. Yani dilcisi ilgileniyor. Dille alakalı Buhari üzerine bir şey yazıyor. Tarihçisi oradaki tarihsel kişilerle ilgili, ravilerle ilgili biyografiler kaleme alıyor. Muhaddisler kitabının özetini, hülasasını yapıyor. Farklı kitaplarla beraber cem ediyor, topluyor. Dilci, fakihler kitabı üzerine şerhler, haşiyeler yazıyor. Bunun Hanefisi var, Hanbelisi var, farklı farklı. Malikilerden İbn-i Battal işte Endülüs'te yine Buhari'nin kitabını erken dönemlerde şerh ediyor. Bu kadar yayılmış ve farklı coğrafyalara yayılmış bir kitap İmam Buhari'nin kitabı. Bu açıdan bakıldığı zaman yani içinde bir hata olma ihtimali sıfır. İslam ümmetinin üzerinde icma ettiği, yani hata olma ihtimali derken harf hatası, kelime hatası, tabii ki bunlar yazmadan kaynaklanan hatalar vardı. Fakat bir uydurma bilginin karışma ihtimali, rivayet olarak karışma ihtimali sıfır. Peki neyi amaçlıyor insanlar Buhari'yi tartışmaya açmakla? Şunu amaçlıyor. Geçmiş kültürden Müslümanların, yeni nesillerin istifadesini engellemek, kendi anlayışını ortaya koymak. Yani delile dayalı bir din değil, sahih bir din değil. Kendi kafalarında ya da kafalarında tasavvur ettikleri hurafe bir din. Talim esasına dayalı. İsmaillerde olduğu gibi imamlar, önderler, hocalar dini bilir. Onlar yorumlar, onlar din hakkında konuşma hakkına sahiptir. Asla peygamber konuşmamalı, peygamber bir şey söylememeli. Onun söyledikleri şüphelidir zira. Bu mantığı işlemek için, insanların zihnindeki peygambere olan güveni sarsmak için kitaplara ve kitaplara olan güveni, müelliflere olan güveni, alimlerin yaptığı işe olan güveni sarsmaya çalışıyor bir kısım insanlar. Tabii talihsiz açıklamalar, çok yanlış uygulamalar, yanlış bir zihniyet, İslam ilim geleneğinde bilginin nakli ve kitapların otantikliği o kadar sabit ve kesin bir şeydir ki bu konuda oryantalistler de bir şüphe ifade etmezler. Yani bu Buhari'ye ait bir kitap mı? Evet, Buhari'ye ait bir kitap. Herkes bunu onaylar, bunu tartışmaz insanlar. Ama başka şey tartışır. Buhari ile Hazreti Peygamber arasındaki silsile sahih mi değil mi? Bunu tartışır bir oryantalist. Çünkü kitapları tartıştığınız zaman geriye doğru baktığınızda İnsanlık tarihi içerisindeki hiçbir yazarın kitabı Buhari'nin ulaştığı tasih seviyesine, yani sıhhat seviyesine, aktarımdaki sıhhat seviyesine ulaşmamıştır desek bu mübalağalı bir ifade olmaz. Hakikaten böyledir. Çok muhteşem bir aktarım metoduyla Buhari'nin El-Cami'ü Sahih adlı eseri günümüze intikal etmiştir ve günümüzde de yayınlanmış. Üzerine yapılan onlarca şerh çalışmalar bir kitap, yalnızca onların isimleri bir kitap, Kemal Sandıkçı Hoca tarafından bir kitapta yalnızca isimleri, Buhari üzerine yapılan çalışmaların isimleri diye bir kitapta toplanmış. İsimleri bile bir kitap yapacak kadar üzerine çalışma yapılmış. İnsanlar emek sarf etmişler. Bu emeği hor görme, dikkate almama bir ilim adamına, ciddi bir insana yakışmaz. İyi niyetli bir insana yakışmaz. Bunun arkasında takım, yani farklı anlayışların, zihniyetlerin olduğunu söylemek mümkün. Zira objektif düşünen,
delile dayalı düşünen bir insan bu meselelerde, özellikle kitapların intikali konusunda böyle kafadan, kendi kafasından şov yaparak, hafife alarak, istihza ederek alay etmez. Allah Teala bu büyük insanları anlamayı, kitaplarından istifade etmeyi hepimize lütfeylesin. Başka videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.